Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında kavanozda bir tavuk yapmak istiyorum. Bunun için malzemelerimiz öncelikle zeytinyağı, yoğurt, baharat, limon, tuz, karabiber ve bu şekilde devam ediyor. Ben size zaten kısa kısa anlatacağım şimdi. Ama öncelikle tavuğumuzu limonda birazcık ovalım. Bunun için bir bütün tavuğumuzu alıyoruz. Üzerine limonumuzu sıkıyoruz. Bu limon sıkmamızın amacı tavuğun ağır kokusunu ortadan kaldıracaktır. Bazı insanlar tavuk kokusundan rahatsız olabilirler. Açıkçası ben de çok hoşlanmıyorum tavuk kokusundan. Ben tavuğumu yıkadım. O kenarda beni bekliyor. Tabii başına geleceklerden habersiz bir şekilde. Şimdi sosumu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı salçam var. 2 yemek kaşığı yoğurdum. 1 çay bardağı zeytinyağı. Tuz. Ve biraz da karabiber ilave etmek istiyorum. Bir de ilk başta söylediğim gibi biraz tavuk sosum var benim. Kajunlu tavuk sosum var. Ondan ilave ediyorum. Ve bu karışımı birbirine yediriyorum şimdi. Daha sonra bunu tavuğumla buluşturacağım. Küçükken çocuklarımızı yıkadığımız gibi yıkıyoruz artık. Bu işlemi bitirdikten sonra tavuğumu güzelce yıkıyorum. Çünkü ekşi bir tadının olmasını istemem. Birazca kokusu olmasın yeter. Evet, şimdi büyük buluşma. Tavuğun başına gelenler geldi artık. Bir buluşsunlar bakalım şimdi. Ve bunu yalnızca üst kısmına değil, içine, hatta derisinin içine bile koyabilirsiniz. Şu şekilde. Fırçayla gidebildiğiniz yere kadar iç kısmını da soslayın. Harika bir lezzet verecektir. Bunu bir de kavanoza oturtacağız biz biraz sonra. Ama önce bunu bir saat öncesinden falan yapıyorum ki lezzeti içine geçsin. Biraz bekleteceğim. Sarımsak falan soranlar oluyor bazen. Ama ben sarımsağı fırında pek lezzetini sevemiyorum. Kokusu biraz ağır geliyor bana. Arzu edenler tabii ki kullanabilir. Arzuya bağlı biraz da. Ben bunun üzerine şimdi streçleyeceğim. Ondan sonra da biraz dinlendireceğim. Hadi, daha sonra görüşmek üzere. Evet, şimdi artık son aşamaya geldik. Tavuğumuzu kavanoza oturtalım. Öncelikle tepsimizin üzerine kavanozumuzu alıyoruz. Yarım litrelik bir kavanoz. Bunun içerisine birkaç tane defne yaprağı atmak istiyorum.
Çünkü patates hazırladım. Patateslerim için atacağım. Soydum. Tuzladım, karabiberledim. Şu şekilde. Bu defne yaprağının amacı tavuğun kokusunu azaltmak ve güzel bir aroma katmak. Bu patateslerin üzerine ben biraz da birkaç tane, çok olmayacak şekilde, tane karabiber atmak istiyorum. O da harika bir lezzet veriyor. Ve kokusuyla aroması güzelleşiyor. Yarım bardak kadar su olsa yeterlidir. Şimdi hazırlamış olduğum pirinç, kavrulmuş pirinçlerimi de ilave ediyorum tepsinin etrafında. Ve kavanozun etrafını diziyorum bunları. Yerleştiriyorum diyelim. Çünkü pilav, pirinç dizilmez. Biraz etrafını açık bırakıyorum. Ve ben gerçi çok az yaptığım için, biz az kişiyiz, 1,5 bardaktan yaptım. Siz bunu kendi ailenizdeki sayıya göre artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. En önemlisi, şimdi gelelim tavuğumuzu nasıl oturtacağız. Tavuğun alt kısmı belki biraz küçük olan vardır. Bunu bıçak yardımıyla birazcık kesip genişletebilirsiniz. Kalan soslarımızı da üzerine ilave edelim. İç kısımlarını atalım birazcık. Buradan da kavanozun üstüne, içine girmiş olacaktır. Normalde çok basit ve de çok lezzetli bir akşam yemeği menüsü olabilir. Ben şimdi ellerimi yıkıyorum. Ondan sonra da fırına gidiyoruz birlikte. Evet, biz fırınımızı hazırladık. Şimdi fırına doğru yolculuk başlıyor. Fırını alt üst olacak şekilde 200 ile 250 arası, yani 240 olabilir. 240 derecede. Şöyle 1 saat bunlar burada ısınsınlar bakalım. Görüşmek üzere. Evet, ben şimdi fırından çıkarttım. Yaklaşık 1 saat durdu fırında. Nar gibi kızarmış. Biraz siyah gözüküyor ama o sizi yanıltmasın. Çekimden kaynaklı zannedersin ya da ışıktan. Pilavımız da mis gibi. Altta patateslerimiz. Üzerindeki salçalar da belki biraz yanık olabilir. Fakat onlar zaten derisi. Ben tavuğun derisini kullanmıyorum, yemiyorum. Şimdi denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin.